Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda Kamil Koç'la birlikte biz Samsun'a gitmiştik. Samsun'dan tabii ki ben otobüsü bıraktıktan sonra tekrardan İstanbul'a döndüm. Ankara'da da herhangi bir işim yoktu. Zaten Ankara'dan İstanbul'a gidecektim. Ancak ani bir gelişme olduğu için biliyorsunuz ki Samsun'a gitmiştim. Şimdi de geldik İstanbul'da, böyle takılıyorum. Burası bizim garajımız İstanbul'daki. Araçlarımızın falan gelip böyle hani ufak tefek şeylerini yaptığımız veya işte park ettiğimiz tır garajımız. Bu şekilde bir yer kiraladık ve gayet de işimizi görüyor. Bayağı filomuz, hani şişkin olmasına rağmen, filomuzda bayağı araç olmasına rağmen bizi idare edebiliyor. Bugün de arkadaşlar Sakarya'ya gideceğiz. Bakalım, bir tane fabrika, kırtasiye malzemeleri üreten fabrika var. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Kırtasiye malzemesi üreten fabrika var. Kapıyı açayım da bir dışarıda konuşalım. Kapının gürültüsü rahatsız etmesin diye buradan devam etmek istedim. Şimdi gidip bir tane böyle kırtasiye malzemesi, işte kağıt da, A4 kağıdı falan, onun gibi malzemeler üreten bir tane fabrika var. Oraya gidip ne yükleyeceğiz? Bize gelin dediler. Yani yükümüz var, Sakarya'ya gidecek. Biz de tamam dedik, bir şey diyemedik. Ve neyle gidiyoruz arkadaşlar? Bugün Alman devi şu şekilde man bir aracımız var. Şimdi bu araç burada ne arıyor diyebilirsiniz. Yani Türkiye yollarında pek göremeyeceğimiz, rastlayamayacağımız araçlardan bir tanesi. Tabii ki yapılabilir de. Aracı buraya servise getirmiştik. Daha sonrasında şoförü de izine çıktı, yıllık iznine. Bu şekilde Türkiye'de kalmış oldu. İzinden döndükten sonra büyük ihtimalle Türkiye'ye gelecek şoförü ve alıp tekrardan Avrupa piyasasına gidecek. Genellikle Almanya içinde çalışıyor. Almanya'da Frigo Dorse ile birlikte sebze çekiyor bu araç. Ama bugün dedim, yani duruyordu. Hem de servisten çıkmışken bakalım bir uyarı, uzun yolda nasıl performansı, bir sıkıntı var mı? Yani uyarı falan verecek mi? Onlara bir bakmak istedim. Böyle bir Sakarya'ya gidip geleceğiz bununla birlikte. Sakarya'da kalmayacağım. Eğer takografımız yeterse ve zaman yeterse, uykum olmazsa akşam geri dönmeyi düşünüyorum yükü bıraktıktan sonra. Gerçi saat 3.30'da çıkıyoruz şu anda. Hatta çıkmadık bile yani. Çıkmamız lazımdı şimdiye kadar. Yüklenmesiydi falandı filan derken büyük ihtimalle 6-7'yi bulur bizim yola çıkmamız. Akşam ne zaman bırakırız bilemiyorum. Çünkü oraya gittiğimiz yer, daha önce de gittim, 7-24 açık. Yani eğer ki sırada araç yoksa sizi direkt alıyorlar ve boşaltıyorlar. Vardiyalı bir çalışma sistemi var. Neyse, daha fazla uzatmadan hemen çıkalım. Dorsemiz de bu arada Tırsan Dorse. Dorsenin çok önemli bir şeyi yok. Hani ne varsa onu taktım işte. Hani diyebilirsiniz, bu aracın asıl dorsesi bu mu? Avrupa'da Tırsan Dorse mi kullanıyor? Tırsan Dorse kullanmıyor. Tabii ki Almanya'da farklı. Ama bugün buna ihtiyacımız vardı. Garajda ne varsa onu taktık. Herhangi bir arızası bir şey yok şu anda. Lambalarına da baktım. Lastikler de iyi durumda. Tentede de herhangi bir yırtık, patlak yok. Yolumuza çıkabiliriz. Haydi bismillah. Aracın içinde fazla bir şey yok. Tabii ki servisten geldiği için, hani servise giderken de full böyle eşyalarınızla, kişisel eşyalarınızla servise gönderemezsiniz aracı. Bu şekilde olması gereken belli başlı eşyalarla birlikte aracımızı bugün götüreceğiz. Şurada bir şişe su kalmış. Onu atarız müsait bir çöp alanında. Fazla uzatmadan yola çıkalım. Şöyle de bir sesini dinleteyim sizlere ben. Bunda güzel bir egzoz sesi vardı ama arkadaşımız servise getirdiği için getirirken o sesi iptal etmiş, egzoz sesini. Yani egzozu iptal etmiş diyelim. Dingilimiz kalkık değil mi bizim? Aynen, kalkık. Vallahi man, biliyorsunuz arkadaşlar, belki de sektörde lider olabilecek bir araç markası, tır markası. Böyle kendine has özellikleri var. Şoförü daha çok şoför odaklı ve sağlamlığıyla, ekmek yedirmesiyle ünlü bir araç diye biliyorum ben sektörde. Harbiden de öyle. Yani bizim kullanımımıza, etmemize bağlı olarak, bizim şirkette yapmış olduğumuz servis bakımlarıyla birlikte öyle olduğunu biz de anlayabiliyoruz. Hem parça bulunurluluğu hem de parça uygunluğu açısından da gayet bizi üzmeyen bir model olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca şoförlerimiz de içerisinde hani rahatlar, keyifliler ve aracı kullanmaktan zevk alıyorlar. Ya tabii ki belki bir Volvo veya Scania etmiyor olabilir ama ekmek yedirme bakımından, sevenleri bakımından gayet güzel bir düşünceye sahip. Çünkü içi ferah, refah bir araç. Böyle hani aydınlık olsun diye de olabildiğince fazla bir cam ekleme mevzusu var manda. Hem camı geniş tutmuşlar.
Hem de işte şöyle sağ üstlerde, şu koltuk aralarında falan cam olması bu politikayı izlediklerini gösteriyor. Arkadaşımız aracına, yani arkadaşımız dediğim benim işçim, çalışanım, Commander lakabını koymuş. Gayet de güzel bir lakap. Yani harbiden Commander gibi bir araç, komando aracı. Öyle de duruyor, heybetli. Böyle kopardığını alan tarzda bir araca benziyor dışarıdan görünüşü. Türkiye yollarında da gayet dikkat çekici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani böyle yolda giderken falan birkaç kişi bakıyor yani araca. Ya birazcık gösterişten uzak olsak iyi olur ama tabii yapacak da bir şey yok. Sonuçta bunu ben diyorum yani şoförlerimize, çalışanlarımıza herhangi bir kısıtlama yok. Bir sıkıntınız, bir arzunuz olduğu zaman bize söyleyin. Ya tabii ki bize derken şirketin diğer çalışanlarına ayrı bir birim var, şoför istek ve görüşleri diye iki kişi çalışıyorlar. Öyle de bir şirketimizde şey var yani. Öyle bir departman açtım. Orada hemen bir sıkıntı, bir şey olduğu zaman, bir arıza olduğu zaman, çünkü arkadaşlar o insanlar buradan hani maaşlı çalışanlar, ekmek yiyorlar. Onların konforunu iyi tutacağız ki hani bize yarar, fayda sağlasınlar. Aynı zamanda onların da bir kazancı olmaları lazım. Hani kazanç sağlamaları lazım. Yani İstanbul'da da bir yere yük almaya giderken bir sefer yapmış kadar oluyorsunuz açıkçası. İstanbul'un bu büyük çevresi, bu büyüklüğü harbiden bizi bitiriyor yani. Bizim garaj da birazcık böyle şirketlere uzak. Yani yük aldığımız, çalıştığımız şirketlerle aramızda bayağı bir mesafe var. Ya diğer yerlerin de hani kullanışsız olması, böyle trafikle iç içe olması, ayrıca kirasının da buna oranla bayağı bir yüksek olması bizi oraya kadar itti. Ona yapabilecek olduğumuz bir şey yoktu. Yani en iyi çevre oraydı, orayı aldık. Otogar ve çevresinde böyle tır garajları vardı. Orayı tercih etmedik ama şimdi bir de otobüslerle falan uğraşmayalım. Hani otobüsler de gelip gidiyor, sıkıntılı olabilir diye. Şu anda bulunduğumuz yeri kiraladık zamanında. Hala da devam ediyoruz orada. Bir sıkıntı olmadığı sürece orada kalacağız yani. Ben hemen bir ofise gidip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Yükümüz hazırlanmış. Şuraya yanaşacağız. Enteresandır. Bizi ta buraya kadar geri geri sokturacaklar. Gerçi perdeleri indireceğimiz için hani kapıya yanaşmamızın uygun olmadığını söylediler ve diğer taraflar da doluymuş zaten. Aynen de öyle yani, görebiliyorum. O yüzden çok da fazla tepki göstermek istemiyorum. Yani bir şey diyemeyiz. Sonuçta orası boşsa orada yüklesinler. Ofis kağıtları oradan yükleniyormuş ayrıca. Ondan dolayı yapacak da bir şeyimiz yok. Ofis kağıtları yükleyeceklermiş. Biz oraya bir geri geri yanaşalım. Yanaştık arkadaşlar. Şimdi ben gidip Dorse'nin perdelerini açacağım. Daha sonra yolda gelişmelerden görüşürüz. Birazcık muhabbet ederiz. Arkadaşlar kanalımıza olan ilgi ve alakanızdan dolayı, serilerimize olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şu sıralar gerçekten güzel geri dönüşler alıyorum. Geçen videoda konuşmuş olduğumuz konular dediğim gibi kafaya takılacak şeyler değil. Sadece olumsuz o yönleri, o şeyleri söylemek istemiştim. Ama bu videoda da hani birazcık şeye değinelim. Bu iyi şeylerden, olumlu şeylerden bahsetmeden olmaz. Gerçekten hepinize teşekkür ederim. Ayrı ayrı, teker teker. Çünkü hani güzel bir destek sağlıyorsunuz. Bu desteğin sonucunda da hani ben mutlu oluyorum ve hani bu şekilde içerik çıkartmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerçekten ETS2'de bu tarz hani hikayeli bir şeyler çıkartmak zor olabiliyor. Çünkü oyunun bize sunmuş olduğu İmkanlar çok çok kısıtlı. Bir hikaye yazmanız lazım, bir şey oluşturmanız lazım ve onunla birlikte devam etmeniz gerekiyor. Bunu da bu videoda söyleyelim. Konumuz bu olsun. Bu şekilde muhabbet edelim. Şu anda İstanbul Boğaz Köprüsü'nden de geçiyoruz.
Ha, Boğaz Köprüsü olmayabilir. Ya Boğaz Köprüsü de adı ne tam olarak onu bilmiyorum. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü köprü mü? Hangisinden geçiyoruz bilmiyorum ama şu anda oradan da geçiyoruz. Renkli renkli, ışıldaklı böyle. Gayet güzel bir köprü. Biz de sağa geçmemiz lazım. Bütün kamyonlar sağdan gidiyor çünkü. Yani serileri bu şekilde yapmaktan ben de keyif alıyorum. Çünkü bu zamana kadar hani bu gerçekçi oyunun bir şekilde anlaşılabilmesi ve bu şekilde insanlara eğer ki örnek olabiliyorsam gerçekten ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü hani bu oyunun bu şekilde gerçekçi bir şekilde oynanması gerektiğinin her zaman arkasındayım. Araçtan inme mevzusuna başlarda tepkili olsam da şimdi birazcık daha alışmaya çalışıyorum. Tabii ki daha önceden de aslında kullandığım, kendi oyunumu renklendirmeye çalışırken kullandığım bir şeydi ama bu kadar fazla sık kullanmıyordum. En azından hani araçtan indik, araca bindik falan gibi vesaire. Bu şekilde bir şeyler söylemiyordum ama onun dışında hani bir yere gidip gezmek, görmek için tabii ki de araçtan inme mevzusunu kullanmamız gerekiyor. Ya bana kalırsa oyunun orijinalinde de bunlar olması gerekiyor. Aslında bunu daha önceki videolarda da konuştuk. Oyunun orijinalinde olmadığı için SCS birazcık daha bize hani böyle bir hamallık yüklüyormuş gibi geliyor. Çünkü sıfır kamerası bunun için değil. Asıl amacı hani araçtan inip işte eve gideyim falan vesaire gibi. Bu amaç üzerine kurulmuş bir sistem değil. Bu yüzden de hani birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz oyunun orijinalinde. Çünkü kendiniz açmazsanız sıfır kamerası diye bir şey yok zaten, bilmiyorsunuz. Oyunun içerisinde olan fakat sizin açmış olduğunuz bir detayla işte araçtan inme falan vesaire bu gibi durumlara girmeye çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu güzel şeyleri söylemek istedim. Çünkü gerçekten güzel bir destek veriyorsunuz. Bu desteğin sonucunda da hikayelerimiz çoğalabiliyor ve hani yol nereye gidecek bilmiyorum gerçekten. Bu çıktığımız yolda herkesin bir hayalleri, bir hedefleri, rüyaları var. Benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Güzel günler göreceğimize inanıyorum. Bu arada kısa videoları seviyorsunuz diye olabildiğince videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Derken polis abimiz bizi aldı. Neyse arkadaşlar, bir konuşalım da daha sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, herhangi bir sorun yok. Polis abimiz sağ olsun normal rutin bir kontrol yaptığını söyledi. Daha sonrasında bir de normalde şey yapacakmış da hani aklında biz yokmuşuz da araç garip gelince bir durdurup görmek istemiş kendi gözüyle. Sağ olsun, var olsun. Neyden bahsediyorduk? Kısa videoları seviyorsunuz diye kısa videoları olabildiğince kısa yapmaya çalışıyorum. Bana kalırsa böylesi daha iyi olabiliyor. Yani sadece konuştuğum konunun olduğu videolar harbiden çok daha böyle zevkli olabiliyor. Bilmiyorum. Önceden hani insanlardaki YouTube'un ilk çıktığı zamanlar, ya ilk çıktığı zamanlar demeyeyim de işte Türkiye'de bu YouTube işlerinin olduğu zamanlarda böyle uzun videolar izlemek, film tadında izlemek birazcık daha böyle sarıyordu. Ne bileyim yani, ya da insanların boş vakitleri mi fazlaydı acaba? Ama bu zamanlarda ise işte belki diğer uygulamaların da etkisiyle işte ne bileyim TikTok'tur, Instagram Reels'tir falan. Oradaki insanlar hani o kadar hızlı bir yaşantı sunuyorlar ki insanlara. Hani bir dakika içerisinde tüm videoyu, tüm konuyu anlatabiliyorlar. Belki de bunun etkisiyle insanlar bir devşirme yaşadı ve artık uzun videolar yerine hani bir an önce anlatsın da konuyu bilelim tarzında bir olaya büründü. Çünkü bir video eğer ki uzunsa çok fazla detay vardır. Çok fazla böyle ne denir? İnce ince işlenmiştir video. Yani içinde tabii ki bazı videolar boş da olabilir. Hani ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuzdur umarım. Anlatabilmişimdir. Eğer uzunsa detaylı bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer kısaysa hani sadece üstün körü önemli olan noktalar, nokta atışlarla birlikte anlatılan bir video olabilir diye düşünüyorum. Karşıma çıkan videolarda. Saatlerimiz de 10'a çeyrek var. Dediğim gibi yükü indirmekten yana sıkıntı yok ama geri dönüş yolunda ya büyük ihtimalle uykum çok gelirse şey yapacağım, çekip uyuyacağım. Çünkü sabah da saat 10'da kalktım. Ona göre bir şeyim var. Uyku düzenim var. Veya işte uykumun hani beni bir yere kadar taşıyabilir.
Çok da fazla zorlamaya gerek yok. Bu şeylerde herkesin çok dikkatli olması gerekir. Ya bu çocuk oyuncağı değil sonuçta. Bir şeyi çok fazla zorlamaya gerek yok. Her şeyin bir kapasitesi, bir durumu vardır. Onun olabildiğince olmuyorsa bırakacaksınız yani. Çünkü kırılacaktır bir yerden sonra. O şey kırılacaktır, problem yaratacaktır. Gece saatlerinden Sakarya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Geldik. Sakarya'dayız. Tabii ki o arayı size göstermedim. Yol zaten boştu, geceydi. Bastık geldik. Şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor? 12'yi 10 geçiyor arkadaşlar. Şimdi şirkete gideceğiz. Dediğim gibi vardiyalı bir şirket. Yani biz şu anda gitsek bizi de alacaklar. Herhangi bir problem olmayacak. O yüzden bu tarz şirketleri gerçekten çok seviyorum. Eğer ki sıra yoksa işinizi hallediyorlar. Herhangi bir problem olmuyor. Bir avantajım daha var. Şimdi buraya şirkette yük boşaltılırken aynı zamanda takografı da dinlendireceğim. Bununla birlikte bir taşla iki kuşu vurmuş olacağız. Ha, şurada güvenlik varmış ya. Onunla ben bir konuşayım hemen. Evet arkadaşlar, bu şekilde duracağız tam şirketin göbeğinde. Dediler ki eğer ki hızlı bitmesini istiyorsanız biz hani 2-3 forkliftle geliriz, problem olmaz, ama iki perdeyi de açmanız lazım dedi. Ben de tamam dedim. Hani hızlı bitsin de biz perdelerle uğraşalım, sıkıntı yok. Gidip şu işi bir halledelim. Burada da çalışan arkadaşlar şimdi dedi ki abi tam mesai yeni başlamıştık. 12 vardiyasında çalışıyoruz, 12-8. Yani sen geldin dediler. Bize bir oturmaya fırsat vermedin dediler. Ben de yapacak bir şey yok dedim yani. Öyle yapacak bir şey yok hakikaten. Evet arkadaşlar, seferimizin sonuna geldik. Bu şekilde güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Ufaktan gece seferi, akşamüstü çıktık yola. Bu şekilde Sakarya'ya geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.